Hadi Allah dur zaten. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yatağın yorganın yok mu? Yok. Suçun ne? Hiç. Adın ne? Yaşar. Soyadın yok mu? Yaşamaz. Ne biçim soyadı bu? Aslına bakarsan yaşamıyorum ben. Şimdi beni burada görüyorsunuz ya, inanmayın. Gerçekte yokum yani. Nasıl yani? Yaşamadığımı ilk gün 9 yaşında anladım. Bir gün tuttu elimden babam, oğula yazdırmaya koydu. Ver bakalım şu delikanlının nüfusunu Reşit'e. Yitirdik müdür bey, benimkiyle idare etsek olmaz mı? Olmaz. Hemen çıkartıver nüfusunu. Kasabaya in, 5 dakikalık bir iş bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah Allah, Allah Allah.
Sen kime nüfus kağıdı istiyorsun yahu? Oğlum Yaşar'a. Okula yazdıracağım. Daha önce aldığımızı yitirdik de. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu ki bey? Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş. Aman o nasıl söz memur bey? Kayıtta ölü gözüküyor. Biz ölüye nüfus veremeyiz. Etme memur bey, işte benim oğlan yanımda. Bu defter yalan söylemez. Aman derim efendiler, bir daha bakın şu sizin deftere. Bu bizim oğlan nerede ölmüş? Ha işte efendim. Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınmış bu Yaşar. 1915'te de şehit düşmüş. Yahu evlendiğim gün çocuğum olsa 1915'te 4 yaşında olur. Nasıl askere gider 4 yaşındaki çocuk? Ha bir de şehit olmuş ha? İyi vallahi. İş şimdi anlaşıldı. Senin oğlun merhum Yaşar 1896'da doğmuş demek. 1915'te şehit düştüğünde 19 yaşındaymış. Tövbe. Ya ben kaçta doğmuşum efendi? Bir de ona bakıver. İşte sen 1897'de doğmuşsun. Yani ben sizin deftere göre benim oğlandan bir yıl sonra doğmuşum öyle mi? Vallahi biz defterin yalancısıyız. İşte müdür bey görüyorsun Yaşar bu. Oğlum yani. Lakin memur efendiler ille öldü diyorlar. Hem nasıl olur da ben oğlumdan bir yıl sonra doğarım? Bak, evlendiğin zaman aldığın kadın senden yaşlı olur. Üstelik durdur bu kadın. Senden evvelki kocasından Yaşar adında bir de oğlu vardır. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Bak, senin üvey oğlun merhum Yaşar senden bir yaş büyük gözükür. Ama gene de sen kayıtta onun babası gözüküyorsundur. Peki bu benim karım olacak Hacer kaç yaşındaki bu kadar işi becerebilmiş? Bekir kızı Hacer, doğum tarihi 1904. Demek bizim karı oğlumdan yani oğlum Yaşar anasından 8 yıl önce doğmuş. Bizim karı bana 7 yaşında varmış ha. Üstelik de dul. Ağlama ulan bir tane çarparım ha. Geç be. Ölçüme tokunma gittiği ver sen de yürü. Davut hocanın içine geç. Başını neye okula gelmiyorsun Yaşar? Ben yaşamıyorum ki Ayşe. Neye babamdan istemiyorsun beni Yaşar? Babam askerden sonra diyor Ayşe. Ne duruyorsun öyleyse geçsene askere. Akranların çoktan döndü. Almıyorlar ki. Nüfusun yokmuş. Seninkiyle Recep'in Ayşe iyice yangın birbirlerine. Uzatmadan biçiver şu kızın başlığını. Yaşarım hem bileklidir hem yüreklidir. Yol yordan bilir. Ben yüzeydiğim kızını istedim. Sen vermezsen gönlün hoş ola. Kızım Ayşe çoğu bilmez azarlık demez. Eli ergin ayağı tezdir. Söyle bakalım daha ne istersin sümüklü kızın için? Şu komşular hürmetine.
Sen ne bilirsin senin kızımla hayta gezen oğlum mürbetine? Hadi Recep uzatma söyle. 30.000 isterim. O 30'u 20 ederim. Avradın kızıma ne eletecek derim. Bir 5'i bir yerde ver giderim. 6 istedim her demelik. Son 2 dedim. 4'ten aşağı sekmem. 3 dedim kestim. Peşinat yarım gerisi taksi. Efendim. Reşit oğlu Yaşar Yaşamaz. Buyur kardeş benim. Canım anladık tamam. Nüfusun yokmuş demek. Ama okul başka askerlik başka. Vatan vazifesinden kaçılır mı hiç? Aman komutanım. Benim askerden kaçtığım yok. Keşke alsalar da yaşadığımı anlasam. Biz burada nüfus kağıdı yoktur. Sonradan alınacak diye bir zabıt tutar şubeye göndeririz. Sayenizde oğlanın da yaşadığı anlaşılır böylece. Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir. Allah senden razı olsun komutanım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sol. Reşidoğlu Yaşar Yaşamaz'ın nüfusu olmadığından kütükteki kaydının ivedilikle gönderilmesine. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sol. Sol. Reşidoğlu Yaşar Yaşamaz'ın istenen kaydı ilişkide sunulmuş olup. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sol. Reşidoğlu Yaşar Yaşamaz 1935 yılında askerliğini yaparken Dersim harekatı sırasında şehit düşmüş. Sol sağ sol sağ sol. Yaşar Yaşamaz'ın künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım. Olur mu hiç öyle şey? Askerliğini yaptığına dair bir belge verin eline salın çocuğu. Mektubum geçti mi eline? He. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bir babam kalmıştı hayatta Sadık emmi. O da gitti sipsivri kaldık ortada. Ne biçim laf o Yaşar? Biz varız ya. Sağ olasın. Tahsilden aradı seni. Tam 3 sefer. Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da... ...senden alacaklar. Değil mi? Az bir şey zaten. Ne vergisi Recep emmi? Ben ölmüşüm bir kere. Hem ne bir keresi? 2 kere ölmüşüm. Çanakkale'de ölmüşüm. Dersim'de ölmüşüm. Ben yaşamıyorum ki. Madem yaşamıyorsun... ...miras da düşmez sana. Eğer vergiyi ödemezsen 5 kuruş alamazsın. Ya sahi ya miras da var. Bizim Ayşe kızın başlık taksidi de var. Ya haklısın Recep emmi. Hadi bakalım öyleyse. Yarın doğru kasabaya. Ah,
Yarın kasabaya gidiyorum Ayşe. Babamın vergi borcunu ödeyip mirası alacağım. He. Bilemedin en çok 3 haftaya kadar buradayım. Ya düğün o ne zaman? Sadık Emi de nikah işini yürütecek.
babamın vergi borcunu bir tamam ödedim memur bey. Sıra geldi benim nüfus işime. Hadi bakalım. Çok şükür çıktı hadi, onaydan. Hadi bakalım. Artık alacağım şu parayı. İnşallah. Bir sevim imzana kaldı. Çok kolay canım. Hepsi tamam mı? Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık. Ver bakayım şunları bana. Kaydı var. Eski senet o da var. Bakanlığın onayı o da var. Cevap da gelmiş. İyi. Özel dosya numarası yok. Peki ne yapacağım ben şimdi? Sen bu parayı bugün akşama kadar aldın. Yoksa yandı. Peki yanar mı para? Yanmaz. Düğüne kalır. Keşke yansa. O zaman umudum da kalmaz. Bu öyle değil ki. İşin yoksa alacağım diye uğraş dur. Eyvah, peki ne olacak şimdi? Dur. Şimdi saat 10. Hemen koş numarayı al, bana getir de işim bitsin. Peki. Bankalar kapanmadan paranı al. Tamam. Hadi. Sağ olasın. Hadi oğlum, hadi. Dur, bak bir dakika. Dur bir dakika. Dolmuş mu bay şoför, saman pazarı? Buyur atla. Kapı açılmıyor. Sola kıvır, sola. Bek. İyice kıvır, iyice. Kıvırmıyor. Sola kıvır, sola. Kıvırmıyor kardeşim. Sola ya, sola. Sen askerlik yapmadın mı hiç be? Bak işte böyle ha. İşte o kadar. Sağ olasın. Ne zerzavatlar var şu dünyada be. Haklısın. Daha sağını solunu öğrenmemişler. İşin yoksa her yolcuya anlat teker teker, anladın mı? Ya o kapı bu be. Ya, hakkınız var. Affedersiniz. Acelemde şaşırdım herhalde. Yok oğlum. Medeniyetin mektebi yoktur. Ben burada ineyim evladım. Dur. Hadi insene bey baba. Sağa çevir bey baba. Ama demin sola kıvır diyordun. Ya sağa çevir şunu. Sağa çevir dedik. Oğlum ne sağa dönüyor ne sola. Kıpırdamıyor bile kör olası. Dur da açalım. Oh çok şükür. Evet ben de ineyim artık. Sen saman pazarında inmeyecek miydin ya? Hazır kapı açılmışken çıkayım dedim ha. Aman. Dur bir dakika dur. Neresi, saman pazarı mı? Tamam atla. Yaşa. Hadi. Sola kıvırıyorum açılmıyor. Arkadaş arabayı yukarı kaldırma, kapının kolunu kaldır. Aman be. Kalkmıyor ki. Ne? Ya şöyle... Boşu boşuna kaldırım çiğniyorlar ya. Hepsinin de kapısı bir başka türlü. Buradan başka Ankara yok. İnsan bu kadarcık şeyi de öğrenemez mi ya? Fordların kapı kulpu sola çevirir anladın mı? Ben ineyim. Sütü beykırlarında sağa çevireceksin anladın mı? Şoförle oldu mu kulpun düğmesini iteceksin. Desotoların kendine doğru çekeceksin. Ha, bu ikler en kolayı. Bir sola sonra sağa çevir kulpu. Biraz çekip hafif kaldır. Sonra kubbetsice aşağı iner. Daha sonra kendine doğru çekip hafifçe üstüne basıp içersen çıt diye açılır kapı ya. Burası hangi böyle? Ay. Neyse halim çıksın falim. Hadi inşallah kardeş. Ben soracaktım da. Burada bir İbrahim Bey varmış. Kim dedin? İbrahim Bey mi?
Acaba hangi İbrahim Bey? İşte bu dairede çalışıyormuş. Bu dairede çalışan İbrahim Bey çok. Burada çalışanların yarısından çoğu İbrahim. Kiminin göbek adı şey İbrahim, kiminin esas adı benim... İbrahim, kiminin küçük adı İbrahim, kiminin baba adı İbrahim. Hepsi de İbrahim oğlu İbrahim. Süreyle İbrahim. Beyciğim İbrahim Bey var, şef İbrahim Bey var, Meymenetli İbrahim Bey var, üçüncü şubedeki İbrahim Bey var, Zelha Hanım'ın kocası İbrahim Bey var, iki katlı İbrahim var, deli İbrahim Bey var. Acaba sana hangisi lazım? Bir numara alacaktım da. Ha, o zaman numaracı İbrahim Bey'e gideceksin. Tevziyat kaleminde. İki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. Tevziyat kaleminde iki kat yukarıda. İbrahim Bey siz misiniz? Ayten Hanım'ın yanına gitti. Alt katta. Ayten Hanım alt katta. Ayten Hanım alt katta. Yavaş be adam. Ne var sen affedersin. Çok acelem vardı da Ayten Hanım'ı bulacağım. Ben de arıyorum onu. Bulursan bana da haber. Sen de bana haber ver. Olur. Hadi eyvallah. Ayten Hanım mı? Ya. Ayolo nerede olur bilmeyen mi kaldı? Ya, şey ben bilmiyorum da. Muhasebe şefinin yanında. Muhasebe şefinin yanında. Muhasebe şefinin yanında. Hey. Buldunuz mu Ayten Hanım'ı? Yok ya sen. Ben de bulamadım ama. Maşallah maşallah. Şu insanlara bakın beyim. Bir de resmi dairelerde iş görülmez denir. Bir de bize tembel derler. Bakın beyim, bakın. İnsanlar bir saniye bile kaybetmemek için nasıl koşup duruyorlar. Vallahi öyle. Hop dedik. Söylerim filan. Ben buldum Ayten Hanım'ın yerini. Ben de buldum. Aynı yat kaleminde aşağıda. Yok canım ileride muhasebede. Hadi. Ay. Hadi. Hadi Allah kolaylık versin. Sana da. Muhasebe şefi Mazhar Bey'in yanında. Nerede bulurum ben o Mazhar Bey? Ben odacı mıyım be kardeşim? Git danışmadan öğren. Mazhar Bey. Mazhar Bey danışmada. Mazhar Bey. Zaten. Mazhar Bey danışma. Kardeşim burada bir Mazhar Bey varmış. Hangi kısımda çalışıyor? Zat işlerinde. Üçüncü katta. Yukarıda. Yukarıda. Zat işleri. Mazhar Bey yukarıda. Orada. Ayten Hanım, muhasebe şefi, zat işleri yukarıda. Hakkur, Eskür Hanım, Niyazi Bey, aşağıda. Akbar Bey geliyor. Beyefendi, rica edeceğim, bir iyilik yapın. Yani müddetim de olmak üzere. Beyefendi, devam edeceğim yani. Olur mu? Masa Bey'i arıyordum da. Şimdi bak ben demin yukarı çıktım. Selami Bey dedi. Selami Bey'i göreceğim şimdi. Selami Bey mi? Bak şimdi. Selami Bey'in nerede olduğunu. Selami Bey müdürün yanında. İşte bu kadar ya. Ama dur bakalım nereye? Müdür Bey'i göreceğim. Göremezsin. Kimin yanına gitti? Müdür Bey parka gitti. Park kaçıncı katta? Buyur. Hani park kimin yanına gitti diye soracaktım ama onu karıştırdım. Park nerede olur be adam? Nerede olur? Park? Parkta olur. Parkta. Parkta olur.
gidecek? Müdür bey nerede acaba? Şurada polis var, git ona sor. Sağ ol. Bu adam sizi arıyor müdür bey. Evet, buyurun. Sağ olun. Efendim, şimdi bakın bizim bir miras işimiz vardı da... ...ama işte nasılsa evrakta bir eksik kalmış... ...bu eksik kalınca para da duyuna kalıyormuş... ...sonra bugün de son gün... Memur bey, ayrılmayın lütfen. Burada bulunun. Şimdi ben de deminden beri sizi aratıyorum, yani arıyorum devamlı olarak. En sonunda işte bir numara almam lazımdı. O numarayı da İbrahim bey verecekmiş. Sonra zat işlerinde Masar bey var dedi. Ben... Sen ne anlatıyorsun be adam? Geldi mi? Ama sonra öğrendim ki Masar bey geçen sene ölmüş. Başınız sağ olsun. Ecel ne yapalım? Götürün rica ederim. Hadi gel bakalım. Selam bey sizin yanınızdaymış. Onun da yanında muhasebe şefi. Tamam mı? Ben şimdi o muhasebe şefini de göreceğim. Onun da imzasını alacağım. Ondan sonra çık siz sana, de en sonunda... Gel, işte. Gel ben seni... Aytan! Ben Aytan'a götüreceğim seni. Aytan! Gel kardeşim. Gel bak şimdi. Aytan! 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 Ay ben o Ayten Hanım'ı... Ben de o Ayten Hanım'ım, ben de o Ayten! Sağ ol, ikinci kat, tanışma! Ben geli gelin doktor bey, vallahi gel gelin! Nüfusum yok o kadar, ben geli falan gelin! Bir kere ben yaşamıyorum ki gel olayım! Bir ölmüşüm, ben ölmüşüm, ben ölmüşüm! Hem bir defa da değil, iki defa ölmüşüm doktor bey! Vallahi iki kere ölmüşüm, bak! Şu Çanakkale'de ölmüşüm bir, Dersim'de ölmüşüm iki! Ya ölmüşüm diyorum bana, niye iş yapıyorsun? Avuluş! Hadi çıkarın artık şu üstümdekini. Başı da yaktınız zaten. Bırakın gideyim. Aslında şeydim ben. Doktor bey, aman doktor, canım doktor, Allah razı olsun doktor bey, 6 ay oldu, bırakın ben gideyim artık. Oğlum, akıllısın, biliyoruz, hasta değilsin ama ben de deli değilim, seni nasıl bırakırım, nüfusun yok ya. Peki ben ömür boyunca burada mı kalacağım? Doğru ya, sen hep burada mı kalacaksın, başıma bela mısın? Yok. Git oğlum git! Dur, nereye? Git dedin ya doktor bey. Öyle değil, sen kaç, kaçarsan ne olur? Ne olur doktor bey? Ne olacak? Nüfusun yok. Ya. Kim olduğun belli değil. Ya. Kaçan kim? Biz kimi polise bildireceğiz? Hiç kimseyi. Öyle ya. Ben yaşamıyorum ki. Kaç oğlum kaç. Bu gece kaç. Ama ilk işin kendine bir nüfus kağıdı çıkarmak olsun. Ya, sağ olasın. Doktor. Recep emmi. Başlık taksidin. Başlık lüzum bekliyor artık. Anlamadım. Sen burada yokken kaydın geldi nüfustan. Ölüye nikah düşmezmiş öyle diyorlar. Hayda. Hem kıza başka bir talip daha çıktı. Etme Recep emmi. Gayet bir varidatlı talip. Dur be Recep, üzme çocuğu. Bekle de bir çare düşünsün bari. Bu işin çaresi ikidir Sadık. Ya nüfusunu çıkartacak ya da Ayşe'yi aklından çıkartacak. Hiç Ayşe'yi aklından çıkarttırmayayım önce ben mi dedim? Nüfus çıkartırım elbet dedim. 3 ay müddet verdi. Nasıl çıkartacağım? Mahkemeye başvuracağım, avukat tutacağım. Hem nüfus çıkartacağım, hem de babamın mirasını alacağım. Hem de seni alacağım. Buyurun hazine avukatı. Merhum Reşit'in oğlu olduğunu iddia eden, onun tek mirası olarak karşımıza çıkan bu şahsın, her şeyden evvel önce yaşamakta olduğu hukuken ve stresmen sabit değilken... Söz yaşar yaşamaz müdafiinin. Efendim, hayatta olduğunu ve yaşamakta bulunduğunu şu anda hepinizin ve bizzat sayın...
hazine avukatının da görmekte bulunduğu ve şu anda sağ salim huzurunuzda bulunan müvekkilim. Evet, bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür? Muhterem heyet hakime, sizlere soruyorum. Bir ölünün vergi ödediği görülmüş müdür hiç? Mahkeme huzurunda ancak resmi belgeler geçerlidir. Bizse Yaşar adlı bu şahsın Çanakkale savaşları sırasında öldüğünü biliyoruz. İşte bu yüzden bütün mirasın devlet hazinesine intikali için nüfus müdürlüğünden aldığımız resmi belgeyi... Yeter, safsata bunlar. Bir kimse resmi kayıtlardaki bir hata yüzünden nasıl olur da ölmüş diye iddia edilebilir? İşte sağ salim burada. Bakın, görün, buyurun, tutun, ellin. Yaşıyor bu Yaşar, yaşıyor. Yaşıyor mu? Abes. Enval ve nukut. Menkul. Hak. Hukuk. Tahakkuk. Hakuk. Hukuk. Karar. Gereği düşünüldü. Davacı tarafının gerekli belgeleri mahkemeye sunması, nüfus müdürlüğünden ve askerlik şubesinden gerekli belgelerin getirilmesine ve duruşmanın... Hayda! Ayşe kız, yarın gidiyorum İstanbul'a. Gitme kurbanın olam. Kaçar mısın benimle kız? He ya, kaçarım ya. Hele bir iş tut, sonra. Sözümdür, beklerim. Babam bekletmez ki seni. Olsun, ben de çeyiz bitmedi deyip safsaklarım. Babam çürüyor kuş. Başım üstüne anam, tezberi vardım. Beklerim ya. Tut işini, emme 3 ay. Tutarım ya. Seni de kuş gibi uçurturum. Değişlerin çok şirin, içim kabarıyor torbak gibi. Ben de aynı, senin gibi kız. Canım benim de. Ya bırak, nereden kuşunu bırak gayri. Git lan. Aman be. Ay. Ayıp değil mi sana? Ayşe. Aman be. Ben öyle mi dedim zampara? Hayda. İhmallık etme, gayrı sözümdür. Emme hepi topu 3 aydır sözüm. Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor, İstanbul'a bir iki. Benim İstanbul'a gideceğim. Haydi karşılamaya, beyefendiyi karşılamaya 25 lira. Haydi İstanbul'a bir iki yemek kalkıyor, İstanbul'a. Beyefendiyi karşılamaya 25 lira, Allah beyefendiyi Allah. Karşılamaya 25 lira. Durun kardeşim, bırakın. Ya bırakın, ben İstanbul'a gidiyorum. Ya bırakın, Allah Allah. Ne oluyor kardeşim, nereye gidiyoruz be? Karşılama töreni, adam başına 25 lira veriyorlar. Herkese veriyor mu? Elbette. Ay, iyi öyleyse sonra giderim İstanbul'a. Adam başına 25 lira, iyi be. Muhterem arkadaşlar, önce gruplara ayrılalım. Paramızı ne zaman alırız başkanım? Paralar hemen, tören bittikten sonra. Olmaz öyle şey. Paramızı peşin isteriz biz. E peşin verince de parayı alan savuşuyor. Kaçtır denedik birader. Sonra deyince de vermiyorsunuz parayı, biz de denedik. Arkadaşlar, vaktimiz az. Önce vazife taksimi yapalım. Sırtta taşıyıcılar hazır mı? Hazır da fiyatı bilelim. 25 lira. Başkanım, sırt bu sırt, 25'e kurtarmaz, en ağır iş bizim, 30 isteriz. Davul Zuleyla oyun ekibi nerede? 25 lira. İyi be, olur mu 20? Bizimki zanaattir hususi. Alkış tutucular ve bravocular 15 lira. Asıl bizim anamızı alıyor, ne 15'i? Gırtlağımız patlıyor bağırmaktan. Avuçlarımız kızarıyor. 30 isterim. Gazicilikse bir şemşerim. Hem de esaslı iş. Zor zenaat. Kardeşim gidin sorun isterseniz. Onu bunu bilmiyorum. Cemaiyetim kurtarmaz. Allah Allah. Ya ha geliyorlar. Hadi gidelim karşılamaya. Allah Allah. Hadi. Hoş geldiniz. İşler var olun. Yaşa. 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 Yaşa.
Hadi be kardeşim, şaka etti artık. İşte Yılmayız biz efendi, hoş geldin. Şaka etti dedim, olan servisim var benim. Ne zahmet, estağfurullah. Ay Allah. Efendi sen müdür müsün? Ne müdür oğlan? Müdür kim, ben kim? Ben garsonum, garson. Yani pek de bir şakacısın efendim. Arkadaşlar, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. İşte bizim partimiz perşembedir, perşembe. Öteki partilerin hepsi birden çarşamba. Vatandaşım, inleme artık, ağlama, gözü yaşlı seçmenim, kara yaslar bağlama. Ey bağrı taşlı yurttaş, ciğerimi dağlama. Ağırbaşlı partimiz iktidar dön sağlama. Ey benim vatandaşım, bu bizim satılmış be. Ne ağlama. Satılmışı oğlum? Saati çayırlı bu. Bizim partimizin göz bu be, bir deresi. Valla da satılmış bu. Ruh bana bir çocukluğum arkadaşım. Tanımaz olur muyum hiç? Ağırbaşlı partimiz iktidardır sağlama. Benzettiniz galiba. Adım Saat'ı. Ya duydum da. Satılmış adının mevki yükselince Saat'ı yapmışsın. Ne istiyorsunuz? İstizim de. Ha. Al bakalım pek. Al şu kartı işini gör. Hadi bakalım işin oldu demektir. Hadi arkadaşlar. Boş oda var mı kardeş? İşte odam burası. Ya sağ ol. Vay canına. Saati çayırlı ha? Şimdi bu kart altın gibidir. Allah'ın izniyle her bir yerde geçer. Hey gidi satılmış şey. Ne demek istiyor şimdi bu kartta? Şimdi usuldür. Büyük adamlar böyle yazar. Ne iş isterse verin manasına gelir. Bir odacılık istiyorum bize de. Hadi eyvallah. Güle güle. Hemşerim, müdür beyi arıyorum, nerede göreceğim? Ha müdür beyi arıyorsun, bak şuradan ileri git. Sağa sap, merdivenden yukarı çık, odası olmazdı. Güle güle. Müdür beyi görecektim. Bugün yok, işi var. Şey, kart vardı da onu gösterecektim. Haftaya pazartesiye gel. Peki.
Merhaba. Müdür Bey'e görecektim. Bugün olmaz, teftişi var. Haftaya gel, pazartesiye. Sen bu kartı cebine soka çıkara yazılar silinmiş be. Ah, aman deme. İşte bak. Hayda. Hamile kelimesi vardı burada, silinmiş. Kart Yaşar Bey kalmış. Neyse, böyle de geçer, aldırma. Yalnız sorarlarsa kart lakabımdır dersin. Kart Yaşar. Merhaba. Olmaz. Misafiri var. Pazartesiye. Merhaba. Olmaz. Bugün toplantısı var. Ana. Pazartesiye. Böyle de geçer mi bu kart? Geçer ama dikkat et, bir daha yırtılmasın. Sağ ol. Merhaba, merhaba. Olmaz, pazartesiye. İzni var. Pazartesiye. Doğrusu senin gibi amir hiç gelmedi buraya başefendi. Bu ne erkencilik böyle? Anlamadım. 1,5 aylık serhademe olarak hepimize örnek oldun. Buyur. Herkesten erken geliyorsun vazife başına. Bravo yani. Çalışmak dediğin böyle olur. Hayda. Ne oluyor burada? Ya şey, kart vardı da. Aa, saati neydi? Yahu kardeşim söylesene. Buyurun efendim bu taraftan. Oo, demek Saatı Bey gönderdi sizi. Ya. Buyurun. Kart Yaşar Bey diyor. Yaşar Bey siz misiniz? Evet. Soyadınız Kart mı? Hayır, yani şey demek istiyorum ben. Ben lakabım Kart'tır da. Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi. Kart Yaşar Bey'e gösterilmesi buyurmuşlar. Hay hay, gösterelim baş üstüne. Ne görmek istiyorsunuz acaba? Efendim, benim bir şey görmek istediğim yok. Ben iş için buraya kadar Vallahi bu kart iş için geçmez ama... Madem ki Saati Beyefendi gösterin diye buyurmuşlar, gösterelim. Allah Allah. Siz istemeseniz bile biz göstereceğiz, mecburuz. Efendim, ben öyle meraklı değilim görmeyen falan şey. Bütün müzeyi gösterelim. Hatta yanınıza bir memur vereyim, bizzat o göstersin size. Oğlum, Kart Yaşar Bey ne isterse göster, olur mu? Başüstüne derhal. Buyurun. Buyurun. Ya, aman. Buyurun efendim. Şimdi... Çok muhterem Sadık emmi. Sen bir çaresini bulup bu mektubu Ayşe kıza oku da... ...başıma gelenleri öğrensin. Öğrensin istiyor. İhmallık ettiğini sanmasın. De ki Ayşe kıza... ...meraklanmasın, 2 ay geçti diye. Ne yapıp edip bu ay içinde bir iş tutacağım kendime gayrı. Bir de ev tuttum mu? Hallarım pek bir kötü. Peki ona Sadık emmi.
Günler daralıyor, gayrı zordayım. Haftaya dün dediler, beklemiyorlar gayrı. Kaçmak farz oldu bağ. Kaçacağım İstanbul'a. Varıyorum yanına yaşarım, karşı çık bağ. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. İyi ettin köyden geldiğine. İş buldun mu? Hem sana hem kendime. Öyle bir rahat iş ki hiç sorma. Memnun musun Ayşe? He, çok memnunum. Allah'a var, ne me lazım? Rahat mısın kız? He, çok rahatım. Ben de öyle. Ne düşünüyorsun hemşerim? Nüfusum yok diye hiçbir şey almıyorlar. Ben sana bir iyilik yapayım. Sen sermayesini koy yeter. Bir manav dükkanı açalım. Günde 500 lira para değil. 500 mi? Kız, günde 500 liraya para demeyeceğiz. Ama sermaye lazım. Gel gel. İşte al. Ne bu? Biriktirdiğim para. 3 ayda anca bu kadar oldu. Aferin sana kız. Önce nikah. Elbette nikah. Hele biraz param olsun da gör. Bak nasıl kıyılırmış nikah. Gracias.
Yo Yaşar kardeşim, bu ölümlü dünya. Ben senetsiz sepetsiz iş yapmam. Merhaba. Ha, merhaba. Buyurun efendim. Ortaklık mukavelesi. Yaşar Yaşamaz'la Salim Temiz arasında. Baş üstüne. İş bu senette belirtildiği gibi sermaye peşin olarak Yaşar Yaşamaz'dan kontrat ve dükkan ruhsatı Salim Temiz adına yapılacak ve dükkandaki günlük çalışmayla cümle hisse ve kar yarı yarıya tespit edilmiş olup iş bu mukavele rızamız üzerine iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Hayırlı olsun. Sağ ol. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hay Allah senden razı önemi olsun. Önemi yok canım, bizimkisi insanlık mı? Her yerde var böylesi yok. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Buyurun efendim. Hadi hadi can pazarı bu. Evet. Bu yerler orada, buyurun benim. Buyurun domatesleri. Sana. Beş bana, beş sana, beş bana, beş sana, beş bana. Sarılı yoyoyo, sermayeye dokunmayalım değil mi ya? Haklısın be, aman işi bir içelim. Her iş bu memlekette parayla dönüyor Ayşe. Ha ya. İşi büyütüyoruz. Nüfus da oldu, nikah da oldu sanki. Yürü. Buyurun beyim, buyurun efendim, buyurun. Evet, evet, evet. Tamam abi, şey yapma Allah aşkına. Al şunu. Veriyorum şunu. On sana. On bana, on sana, on bana, on sana, on bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi? Haklısın. İşi bir içiyoruz. İşler çok iyi gidiyor Ayşe. Nikah? Sermayeye daha dokunmuyoruz. Hey. Paraya dokunmayacağız. Amanın dokunma, biriksin. Birikince de nikah. Amanın hanım sen gel. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda. Geçmiş olsun. Bizim mallar ne oldu? Senin ortak paşa gönlüm ne isterse onu yaparım dedi. Aldı malları gitti. Peki ama senet yapmıştık ya. Nüfussuz adamın senedi mi olurmuş dedi. Salim Temiz burada mı? Gitti. Peki ortağı Yaşar Yaşamaz nerede? Benim. İyi, şurayı imzala. O ne o? Vergi dairesinden. Vergi borcumuz olan 3000 liranın bir hafta içinde ödenmesi. Hayda. Bari vergiyi ödemeseydin. Ben de öyle düşündüm ama dinlemediler. İşte senet burada dediler. Madem ortaksın ödeyeceksin dediler. Demek gitti bütün para. Gitti ya. Olsun, biz de çalışır yeniden açarız dükkanı. Açamayız. Mal sahibi kontrat istiyor. Belediye ruhsat istiyor. Bu işler için nüfus kağıdı istiyor. O da bende o. Eyvah! Beyefendi! Gel, koş, koş, koş! Al, çok, çok, çok!
Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Ya şey diyorum be bak şimdi... İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Yaşar, ben hamileyim. Esa mı kız? Esa ya. Ne eysi, hanım anlarsa kovar beni. Tüh be, say. Ne olacak şimdi? İş tut Yaşar, oturup durma öyle. Hadi vatandaş, bir gol bir lira, bir gol bir lira. Atan kazanıyor. Ben kaleciyim. İyi kaleci değilsen zararlı çıkarsın. Topları tutabilir misin? Evelallah sonra senin sayende. Her tuttuğun top için 5 kuruş veririm sana. Her yediğin gol içinde 50 kuruş alırım senden, tamam mı? O niye? 50 kuruşa adam sokuyoruz içeriye. Her gol içinde 1 lira veriyoruz. Yani 50 kuruş zararda oluyorsun ki, o çok haklısın. Ne? Sen gol yersen suç benim mi? Değil mi ya? Çok doğru vallahi. Bak. Ver şu ceketimi bakayım benim. Hadi şurada soyun da formayı giy. Başına. Alo dikkat. Pek muhterem sayın vatandaşlar. Müessesemiz büyük fedakarlıklara katlanaraktan sizlere meşhur ve de profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci angaje etmiş bulunmaktadır. Patron, benim adım Kamil. Evet sayın ve muhterem vatandaşlar. Benim kaleme kimse gol atamaz. Pele bile bana vız gelir diyor. Meşhur ve profesyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci. Patron, benim adım Kamil Gel. Ne söylenip duruyorsun be? Benim adım Yaşar Yaşamaz. O ne biçim isim öyle? Reklama uygun değil. Senin adın bundan sonra Kamil Kaleci. Hem ben Çanakkale'li değilim. Sanki sen Çanakkale'li değilsin de... Bakalım Çanakkale'liler razı mıdır senin Çanakkale'li olmana? Oluver be! Evet muhterem vatandaşlar, bana gol atacak baba yiğit anasından doğmadı daha diyor. Çanakkale'li Kamil Kaleci! Çanakkale'li Kamil! Hadi. Oğlum Kamil Kaleci, büyük söyle diyorum. Söylerim diyor. Ayağına güvenen gelir içeri, gol atar bana. Atabilirse tabii diyor. Haydi, başlıyor. Ne diye çalışacaksın bu sıcakta vatandaş? Çalışma, gel. Başlıyor. 1 gol, 1 lira. Akşama kadar 100 gol at, 100 lira. At golünü, çek sütünü, yor kaleyi. Al parayı. Vay anasını be. 2, 3 gol edeyim güzellik koşuyor. 8'inde 30 topluk malıyım ki ödeşeyim vay be. Vay anasını. ...402 top atmışlar... ...361 tanesini yakalamışsın. İlk gün için çok iyi. 18 lira 5 kuruş alacaklısın. Sağ ol patron, sayende. 41 gol yemişsin... ...20 lira 50 kuruş vereceksin. Düş birini öbüründen... ...demek oluyor ki... ...245 kuruş borçlusun bana. Hayda! İş bu oğlum. Ama ben gene de vicdanlı adamım. Alacağımı hemen istemiyorum. Yarın da çalışırsın ödeşiriz. Patron. Ne var? Gelsen bana bir vicdanlık daha et. Bir simit parası daha borcum olsun. İyi be. Hem iş bul adama
Hem de üste para ver. Niye adam oldu benim borcum ne? 198 lira falan. Allah çok oldu be. Aşağı kız, aşağı bak. Karnım şişiyor. Sabı kız. Vallahi bak. Ne eysi be, hanım duyarsa kovar beni. ...215 lira oldu borcun. Kamil Kaleci. Ya ben hem eşek gibi çalışıyorum... ...hem de borç alıyorum işte. Ne oldu Yaşar? 215 lira oldu. Kimet biriktiriyorsun efendim sen. Borç biriktiriyorum, borç. Deme. Ya ben neyimi alacak bu adam ya? Dur bakayım. Ben her gol için... ...50 kuruş borçlanıyorum patrona. Yok be. Ama... Her gol için 1 lira veriyor müşteriye. Bir hepsini yesem. Golilo. Evet muhterem vatandaşlar. Çanakkale'li meşhur ve son derece profesyonel Kamil Kaleci bugün gene karşınızda. Gör kaleyi, çek şutunu, at golünü, al lirayı. Alıyorum ifadeni Kamil. Çizdim kestaneni Kamil. Yaptım çıranı Kamil. Oldum Kamil. Oldum Kamil. Oldum Kamil. Oldum Kamil. Eyvallah. Diyor ki Kamil Kaleci, evet. Bana gol atacak kabadayı daha doğmadı anasından. Bastır lirayı. Usulan bakalım üç teklik de bize. Benim de 10 golüm var sepet Kamil'e. Göster kendini artık Kamil Kaleci. İnip durma şu golleri. Şahlan mı Çanakkale aslanı? Şahlan, şahlan. Alo, durun. Alo. Muhterim vatandaşlar, alo. Durun. Alo. Alo, teknik bir arıza sebebiyle olaraktan alo. 3 numaralı kale şimdilik çalışmayacaktır. Alo, Kamil Kaleci, alo, lütfen müdüriyete, alo, ziyaretçiniz var, alo, Kamil evladım, alo, Kamil olan Kamil. Alo, gel buraya Kamil, alo. Dur bakalım. Bu kale çalışmıyor. Nedenmiş o? Çünkü çalışamaz, tatil ve yorgun. Bıraksana adama, biletle girdik buraya. Şut çekeceğiz, şut. Valer ne anlamaz adam mısınız siz be? Şut çekeceksiniz, öteki kaleleri çekin. Gel buraya. Ulan Kamil, alo Kamil. Bana krem mi yaptın ulan? Anlamadım patron. Senden ne kadar alacağım varsa hepsi helal olsun. Anamın at sütü gibi. Ne oldu ki patron? Ulan müflis ettirecektin beni. Daha ne olsun? 50 kuruş al 1 lira ver. 50 kuruş al 1 lira ver. Ne bu be? İşine son veriyorum senin. Ama patron. Numaranı da yuttum sanma. Nasıl? Her atılan top gol olur mu be? Allah'tan çabuk çaktım numaranı da kelek olmaktan kurtuldum. Her neyse hadi al şu 10 kağıdı da üste. Git başımdan. Şey yalnız. Buyur patron. Sakın öteki kalecilere bu numaranı açık etme. Anlarsın değil mi? Gebeyim de hanım beni kovdu Yaşar. Hizmetçi kadın sevabına yanına aldı. Ağrılarım tuttu. Bugün yarın doğuracağım.
Niye bir şey demiyorsun Yaşar? Laf diyecek yüzüm mü kaldı Ayşe? Nedir o arkadaş? Koy verip gitmişsin kendini. Daha ne olsun? Def bir değil, bin değil. Yiğidin başına her bir hal gelir. Sana bir akıl vereyim de onu yap, sonra da bana dua et. Hadi bakalım. Bir özel arabanın altına birden atıvereceksin kendini. Öyle bir araba seçeceksin ki yepyeni olacak. Son model olacak. Niçin özel ve son model olacak? Ölecek olduktan sonra çöp kamyonu da olur. Hay Allah. Ne ölmesi, tazminat alacaksın. Ya. Yalnız kendini öyle bir usturupla atacaksın ki az bir sıyrıkla kurtulacaksın. Ya. Araba sahibi Kalantor da mahkeme korkusundan açacak kesenin ya. Ağzını. Aman oğlum diyecek, ne istersin? Söyle kaç para vereyim sana? Bana göre iş değil bu. Sağ ol. Geçiremem ben. Biz bu yolda emekliye ayrılmasaydık şimdi çoktan zengin olurduk. Gene de bir düşün ha. Sahibi Kalantor mahkeme korkusundan açacak kesenin ağzını. Aman oğlum ne istersin diyecek. Söyle kaç para vereyim sana. Söyle kaç para vereyim sana. Kaç para vereyim söyle. Söyle kaç para vereyim. Söyle. 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 Kaç para vereyim söyle. Söyle. Geçmiş olsun Yaşar. Sağ ol Sadık emmi. Hoş geldin. Bir ay çektin ama kurtuldun. Çok şükür yaşıyorsun ya, sen ona bak. İnsan hükümet defterinde yaşamalı. Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur. Az daha gidiyormuşsun. Olsun, tazminat alacağım. Sen tazminat alamazsın ki Yaşar. Nüfusun yok. Ne çabuk unuttun. Sahi ya, nüfus. Hepten unutmuştum onu. Heh. Oğlan mı kız? Oğlan. Adı ne olacak bunun? Hayati. Ne demeye geliyor? Yaşar gibi bir şey ha. Yo, benim gibi olmayacak o. Yaşar, buna nüfus çıkartacağız. Tabii çıkartacağız. Memlekete döneceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çocuğun babası kim? Benim. Nüfus kağıdı çıkartacağız da. Yaşar diye dilekçe vermişsin babası olarak. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Olmaz. Nasıl olmaz? Sen bu çocuğun babası olamazsın. Heyler. Neden olamıyormuşum? Senin çocuğun olamaz. Hayda. Nerede evrak kayıt numarası? Buyurun burada. Gel. Gelim. Bakalım. Dur. Hadi. Ne
Bak ne diyor defter? Ne diyor? Yaşar adında biri yaşamıyor diyor. Yaşar 1915'te Çanakkale'de şehit olmuş. Yarabbim. Etmeyin memur beyler. Bu eski bir yanlışla. İşte ben Yaşar'ım. Ben de şahidim. Ve de kazık gibi ortadayım. Olamaz efendim, olamaz. Etme müdür bey, nasıl benim çocuğum olmazmış? Bunu sen mi bilirsin, ben mi bilirim? Bunu ne sen bilebilirsin ne de ben. Defter bilir defter. Ne biçim defterdir ki bu, doğmadan şehit eder beni. Çok yaşa Yaşar. Sen ne gör? Efendi, efendi, bağırma. Bağırma. Kayıt böyle gösteriyor. Kayıt bu, kayıt. Bak işte burada. Çocuğun babası 55 yıl önce şehit düşmüş. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim kayıt? 30 yıldır Yaşar'ım, yaşadığımı ispat edemem. Yavaş konuş. Burası devlet dairesi. Okula gideceğim, sen ölüsün derler. Askeri alacaklar, sen yaşıyorsun derler. Miras alacağım, sen ölüsün. Ölüye miras düşmez derler. Vergi alacaklar, yahu ben ölüyüm derim, hayır yaşıyorsun derler. Burası resmi daire, siz bana bağıramazsınız. Yaşıyorsan bırakın da çalışayım. İş bulurum, olmaz, ölü çalışmaz, sen şehitsin derler. Evlenmek ister, şehit evlenmez derler. Nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım be? Ya, dur. Bana ne yaparsa yap, ben sana soruyorum ya, yap. Hayır, nüfusuna adına bak. İyice bozulup ağzıma geleni demişim. Ne söyledim hiç bilmiyorum. Sonrası yedik cezayı, geldik buraya. Ya yedik cezayı, geldik buraya. Haydi.